Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Slender The Arrival'a hoş geldiniz. Slender The Arrival'ın daha önce 4 bölüm çekmiştim sanırım veya 5 bölüm. Canlı yayında yapmıştım daha önce ama oyun yenilenmiş, o yüzden baştan bir bölümlere bakayım dedim. Başlayalım o zaman. Değişmiş yani oyun bayağı. Bazı aşamalar oldukça değişmiş oyunun. Bu arada evet, bugün 3 video geliyor farkındaysanız. Gizem video sattım, Vice'de video sattım, meşhurdum bu video. Çünkü biri dün sadece anne ziyaretebilmiştim. Çünkü Gizem dosyaları, Gizem dosyaları diyorum. Sanırız Gizemler için ses kaydı yaparken bir tane sinek hiç durmadan mikrofonun üzerine dolaşıyordu. Sürekli böyle diye bir ses çıkmıştı şeyden, mikrofondan. Arabayla geliyoruz, anlaşıldık. Bir araba var. Sevgimiz tarafından rehberlik ediliyoruz çoğu zaman diyor. Değiştirilemeyecek yollar götürüyor bizi bu sevgi, bu bağ diyor. O ne? Merhaba, Gollum. Hadi başlayalım. FPS düşük bu oyunda. Neden bilmiyorum. Bir türlü ben bu oyunda yüksek bir FPS almayı başaramadım. Blue Eye... Seviye ne? Gameplay. Zorluk seviyesi ne ama? Neyse. Şimdi birazcık ilerleyeceğiz. Şöyle rafı falan dolaşacağız. Şuraya falan gidelim mesela, neler var neler yok. Şurada bir tane duvar görmekteyiz. Bayağı uzanıyor bu duvar. Bayağı böyle turuncu bir, kırmızı bir duvar yani. Pembe, kırmızı, turuncu bir duvar. Kiremitler tuğlalardan falan yapılmış. Kiremit ne diyor? Çok uzanıyor bu duvar. Bayağı bir, buraya bildiğin Çin seti yapmışlar. Neyse. Gidelim bakalım biz bu yoldan. Yoruna da flashlight. Daha bir el fenerimiz yokmuş. Olsun. Onun da zamanı. O da olur. Onun da zamanı gelir. İlk bölümde değişti bu arada. Haberiniz olsun. Burada başka bir araba var. Ben bu arabaya binip gideyim ya. Ne olacak? Bak, benzin tankı da var arabanın arka tarafta. Ama yok. Yürüyeceğim ben. Spor olsa hani. Ciğerlerimiz açılsın. Kanser iyi gelir. Gökyüzü çok hızlı bir güneş çok hızlı batıyor bu arada. Çünkü oyun Minecraft'ta geçiyor. Minecraft dünyasında geçiyor. Birden karanlık olayların içine gireceğiz şimdi. Hava birden kararırken. Ya hava cidden çok hızlı kararıyor ya. Onu bir halledemediler gitti. Mesela gece gelsek bu buraya. Böyle gecenin ortasında hiçbir şey göremiyorum şu anda. Cidden hiçbir şey göremiyorum. Evi görüyorum ama ne gördüğüm hakkında hiçbir fikrim yok. I should keep an eye out dedik. Dedi adamımız. Ama ne gördüğü hakkında hiçbir fikrim yok şu anda benim. Eve bir girelim bakalım. Merhaba. Kardeş nasılsın? Daha önce var mıydı bu ya? Seni ben bir kapatayım. Ha, kapattım kapıyı. Merhaba. Şurada kimse var mı? Şöyle lütfen kimse olmasın. Dışarıdan ses geliyor. Bunlar fazla okumayacağım bunları ya. Daha önce çok okuduk bunları. Tam burada bir şey yok. Burası kilitliymiş. Neden acaba? Garaj burası ve garaj neden kilitlendiğimi pek anlayamadım. Pek anlam veremedim.
Güzel çizim yapmışsın. Sanatın çok hoşuma gitti. Bu herif yakışıklı herif kim? Hiç bilmiyormuşuz gibi falan. Burada sanki bir şey alabilirmişim gibi. Ha, bu ne? Birinci şey. Pencereleri iyice bir kapatalım da üşümeyelim. Hasta olmayalım zaten her şey. Ha. Güzel şey aldık. Burası çok dağınık bir ev. Çok dağıtmışsınız evi, hiç hoşuma gitmedi. Boş ben çok dağınık bir insanım ama. Evin içinden ses mi geldi? Bir kapanma sizi. Çünkü pencere zaten kapalı. Geri döndüm. Şimdi neredeydik en son ha? Kısa bir ara verdim. Bir yere gitmem lazım. Hemen geri döndüm. Hayır, kapanıyorsun sen. Neden kapanıyorsun? Açıl ey kapı. Kapat kapat kapıyı kapat. Ha, ki kapıyı kapattım. Oh be. Merhaba Slender Bey. Burada mısınız? Değilsinizdir inşallah. Hello. Aynada kendimi göremiyorum. Ben bir vampirim. Değilim. Gerçek vampir dışarıda. Yazık evin içini yedim. Başka bir şey yok mu ya? Hatırladığım kadarıyla şuradan Slender çıkıyordu. Buradan dışarı baktığımızda. Ama yok. Artık çıkmıyor. Değiştirmişler onu. O zaman yukarı kata çıkıyoruz. Yukarı katı inceliyoruz. Var mı burada başka bir şey bulabileceğim? Bir tane daha şey buldum. Not buldum. Notlara dikkat edelim. Notların hepsi almamız lazım. Telefonu kullanamıyorum. Phone line appears to be dead. Telefon attı, kesilmiş. Kim kesti bu telefon hattını? Acaba kimler kesti bu telefon hattını? Buraya baktık. Burada ne yazıyor? O kim? Duyuyorum seni. Beni korkutamazsın. Heh, yalana bak. Beni korkutamazsın. Satranç oynuyormuş birisi. Sonra taşlar böyle birden de verilmiş. Adam sinirlenmiş işte. Adam yenildiğine sinirlenmiş satrançta. O yüzden biraz sonra terör estirecek bize. Bu arada bu sanatsal çalışmayı daha önce takdir etmiştim değil mi? Aynen takdir etmiştim. Şuraya bir gidelim. Oraya şu kapıya bir gidelim bakalım. Sen neden kapıyı kapatıyorsun ya? Şuraları kapatmış mıydık? Güzel. Güzel. Burada bir not falan var mı? Bu Slender oyununun en şey yanı, en ürkünç yanlarından birisi diyeyim. Elfenerin aydınlattığı yerler dışında bir yer görmüyorsunuz. Bu da bir güvensizlik duygusu oluşturuyor. Ve korku ve esasında buradan geliyor bu güvensizlik duygusundan. O neydi? Tüylerim diken diken oldu. Bu ne biçim bir... Böyle resimler asarsanız tabii ki evinize gelirler yani. Ben neden dışarıyı çok net bir şekilde duyuyorum ya? Her yer kapalı. Kapıları kapattım ben. Blue Isle Studios. Bak bak şakaları bak. Kendi şeylerini yapmışlar. Bu nereden? Bu da herhalde başka bir oyundan. Parsec Productions. Kendi resimlerini koymuşlar eve. Çünkü burada yaşayan insanlar bu stüdyoların hayranı. Parsec Productions şeyi değiştirmiş. Sembollerini değiştirmiş. Daha önce Slender sembolü vardı. Ya Slender sembolü değil. Böyle şey vardı. Kalemle çizilmiş küçük bir parça vardı. This door needs a key. This door needs a key, comrade. Anahtar nerede var? Anahtar. Anahtar var mı var? Bak tuvalet. İçinde bir şey var mı? Yok. Temiz bir tuvalet. O kadar da temiz değilmiş ama. Olsun. Anahtarı nereye koydular ya? Gideceğim şimdi anahtarı bulacağım bir de.
Buradan mı acaba? Şu masaların üzerinde mi? Bilgisayar ekranı mı? Kasa nerede peki? İlginç şeyler yaşanıyor. Böyle ilginç olaylar değil mi? Bir insan nasıl bu kadar büyük evde yaşar onu da hayret ederim. Ben bu kadar büyük evde yaşayamazdım. Abi aşırı büyük. Anahtarı nerede bulacağız? Rafa birazcık daha dikkatli bakmamız lazım iri daha önce. Yo, burada anahtar falan yok. Anahtarı görüyor musunuz siz? Ben bir şey görmüyorum. Tamam, rastgele oynuyor. Ben zannettim böyle her defa bastığımızda böyle bir melodi oynayacak. Anahtar yok. Ben anahtarı bulamadım. Gözümden kaçan bir şey mi oldu acaba? Bug mı var oyunda ya? Şurada mı acaba anahtar? Zıplayamıyoruz bir de oyunda öyle bir şey var. Zıplayamadığımız oyunlarda çok şey yapıyorum. Kısıtlanmış hissediyorum. Böyle hiç hareket edemiyormuş gibi. Bunun üzerindeki sembol ne? Yıldız sembolü, güzel. Burada mıydı acaba? Anahtarımız. Allah Allah, anahtar yok ya. Kardeşim ne anahtarına ihtiyacın var senin? Anahtar falan. Baba anahtar aldım. Tamam. Evet, artık burayı açabiliriz. Açıyorum. Hazır mıyız ahbaplar? Bu. İlginç müzik çalmaya başladı. Dışarıya fener tutuyorum. Yaratıklar beni görsün ve ışığımdan korksun diye. Ben ışık savaşçısıyım. Korkun benden. Boş, biraz sonra ben onlardan korkacağım. Kalbim kaldıramayabilir. To the woods. Ormana doğru git diyor bana. Can you see it? Onu görebiliyor musun? Güvenli. Neresi o? Radyo kulesi. What is it? O ne? Kaç diyor bana. No. Hayır. Stop it. Durdurun onu. O ne? Lanet olsun. Biraz sonra bunları ormanda toplamaya başlayacağız. Tam olarak 8 tane. Burası kırılmış bu arada. Buraya birisi... Dedim bu çocukları ben burada top oynamayın diye. Hep top oynuyorlar. Başka bir şey yok herhalde. Investigate the scream beyond the back gate. Dışarıdan gelen çığlığı araştırmaya gidiyoruz şimdi. Çünkü çok meraklıyız bu tür şeylere. Biz aslında ailemizi ziyarete gelmedik biz. Araştırma yapmaya geldik buraya. Evin içinde daha başka birisi daha varmış gibi hissediyorum şu anda ya. Bu garaj kapısını açabilir miyim? Şurasının garaj olduğunu biliyoruz. Garaj hala kapalı. Neden burası kapalı ki? Hadi bismillah gidiyoruz. Burada salıncaklar vardı. Yok muydu? Yoksa salıncaklar geride mi vardı ya? Salıncaklar şurada vardı. Salıncaklara bakmadan geçmek olmaz. Ama
Yani burada oynadığımızı hatırlıyorum dedi Kate'le beraber. Siz çocukluk arkadaşınızsınız anladığım kadarıyla. Devam. Çığlığı yiyip araştırmam lazım. Elimi hiç, bir tek el feneriyle. Çünkü ben çok cesur bir kadınım. Slenderman. Merhaba dostum. Şurada bir jeneratör var. Yayını hatırladığım kadarıyla bunları çalıştıracak mıydı? Ha, yolları aydınlatıyoruz böylece. Tamam, güzelmiş. Güzel sistem. Şuradan not falan varsa notları da alırız en azından. Burası neden böyle aydınlatılmış? Burada ne inşası yapıyorlar? Slenderman daha peşimizde yok. Tamam, sıkıntı yok. Slender. Slender diyoruz biz ona. Birisi şey yapmış. Kundaklamış bizim evi. Az önce gittiğimiz eve. Ben buraya sıkıştım mı? Yok. Şuraya doğru gideceğim herhalde. Gelin bakalım oraya doğru. Neler yapacağız, ne edeceğiz? Ne öreceğiz? Öğrenelim. Ne öreceğiz? Altımıza edeceğiz, ne öreceğiz? Ne yapabiliriz ki? Burası ana yol mu? Ana yol. Burada arabaya binip gideyim yani lütfen. Duydum. Benden gizlenemezsin, duyuyorum seni. Ölüm koptu. Vücudumdaki tüyler diken diken oldu. Oraya gideceğiz ama bu yolun devamında ne var çok merak ettim. Bu yol böyle gidiyor. İlk önce oraya bir bakalım. Aydınlattığımız yere bir gidelim bakalım. Kargalar şurada bir şey yapıyor. Doğan ya ama. İlginç bir yere geldik. Burada bir notlu yok, yok mu? Bir not alalım. Kağıt toplayalım. Slender'ın klasik oyun oynama tarzı. Bir oyundan kağıt toplamak bu kadar zevkli olamaz. Bu hoş bir paramış. Ben birazcık yıkanacağım. Yıkanamıyorum, giremiyorum oraya. Yok, gidemiyorum, suya giremiyorum. Suya girmeme izin vermiyorlar. Ben buraya neden geldim? Ha, şuraya, şu yolu takip edeceğim. Orada bir tane daha jeneratör var. Herhalde onu yaktığımız zaman başka yerler daha aydınlanacak. Ulan bak, sesini duyuyorum. Arkamdan bir şeyler geliyor. Hadi bakalım. Şurada bir yol daha gidiyor ya. Ha şey. Şeyi yakınlaştırmışım. Siz şurada bir yol daha var. Ben bu yolu merak ettim. Orada başka bir yerler daha aydınlandı mesela. Yo, burası geldiğim yer. Kafam karıştı. Şu tarafa mı gideceğim? Sol tarafa mı? Tamam. Ben dışarı kaçtım. Yok.
Acayip tırsıyorum şu anda. Yüz ifademi anlamışsınızdır. Ne kadar tırstığımı. Şu yol takip et ya. Yol takip edeceğim. Burada bir yer daha var. Yo, burası Oakside Park. Tamam. Oraya da gideriz de. Ha, orada bölüm bitiyor. Duydum o sesi. Kargaların havalanmadan önce çıkan başka bir ses vardı. Duymadığımı sanmayın, duydum o sesi. Şu alanı bir dolaşmak istiyorum. Minot falan varsa, bir şeyler varsa. Ben sesleri duyuyorum ya. Abi buraya not koyardım ben mesela. Bir şey de koyardım. Burası böyle kalmaz en azından. Buraya ne yapmak istiyorlarmış ki? Bu oyun bu arada çok değişik, onu söyleyeyim. Anlamışsınızdır. İlk bölüm normalde evin orada bitiyordu. Kendi çıkardığım seslerin yankı yapıyor. Yoksa oralarda boğulan birileri mi var? Çünkü söylendiğine göre oyunda iki tane yaratık vardı ama şimdi üç tane var. Slender var. Slender'dan başka bir tane daha küçük bir yaratık var. Ama bana söylediğinize göre bir tane daha konulmuş şimdi oyuna. Mesela şurada ormanlarda şöyle bir seyahat etsek, ha tamam, teller falan var. Bilemiyoruz. Vallahi korkunçlu bu oyun ya. Şuradan geçebilirim değil mi? Not falan yok mu? Şu kapıyı kapatamıyor muyuz arkamdan? Bir de oyuna şu anda bir arka plandaki bir tane ses var, böyle bir uğultu. O uğultu insanı o kadar bir etkiliyor ki, çok acayip bir gerginlik hissi veriyor adama. Ne oldu? Ne kaçırdım, ne oldu? Sesler geliyor gene, bu ne? Oo. He came for me, why don't I listen? Benim için geldi, neden dinlemiyorum? O haklıydı. Bunun olacağını söylemişti. Bana yardım et. Jerry'ye ihtiyacım var. O biliyor, bunu nasıl sonlandıracağımı biliyor. Gel beni bul. Onu içeri alma. Slender, The Arrival. Ki burada biteceğiz. Ha, bir sonraki bölüme geçiyor bu herhalde. Bir sonraki bölüme geçsin. Ve videoyu burada bitireyim ben. Tamam, ben başka şey yapamayacağım. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınız. Videodan keyif aldıysanız beni paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bye bye.